2000'li yılların ortasında Türk markalarının dünyada başlattığı mağazalaş marketi şimdilerde iyice hızlandı. Hazır giyimden tekstile, mücevherden yeme içmeye kadar birçok sektördeki markanın yurt dışındaki sayısı 2018 sonunda 110 ülkede 4700'e ulaşmasını bekliyoruz. Türk yatırımcılarımız neredeyse dünyada girilmedik ülke bırakmadılar. Birleşmiş Markalar Derneği üyesi olan 750 markanın dünyanın 91 ülkesindeki mağaza sayısı 2014 yılı sonu itibariyle 2961, 2016 sonunda 3500, 2018 yılı sonunda ise 4750'ye ulaşmasını bekliyoruz. Ekonomi Bakanlığı'nın 2004 yılında Turquality programı ile yurt dışında mağaza açan Türk markalarının mağaza kiralarının pazarlama ve tanıtım harcamalarının %50'sini ve başlayan teşvik desteğiyle franchise marka işletmeler ciddi anlamda atağa geçmiştir. Biz de Bursa Kebap Evi olarak yurt dışından gelen arz ve talep doğrultusunda yüzümüzü Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya döndürdük. Bursa Kebap Evi olarak Almanya, Saarbrücken ve Duisburg şubemiz de dahil 94 şubemizde 8 yılda büyük bir başarı yakaladık. 2010 Eylül'ünde sadece 3 şubesi olan Bursa Kebap Evi'ni 30 kat büyüterek Türkiye'nin en hızlı büyüyen restoran zinciri haline getirdik. Bu başarıda en büyük etken markalaşma sürecinin gerekliliklerini en başından doğru bir şekilde planlayarak ilerlememiz olmuştur. Özellikle markalaşmanın avantajını yaşamak için farklılaşmayı yaratmamız gerekmektedir. En önemli unsurlardan biri olan inovasyonu yerel pazardaki rekabeti çeşitlendirmek için kullandığınız takdirde markanıza fayda sağlayabilirsiniz. Jack Trout'un farklılaş ya da öl dediği bir dünyada birilerinin kopyası olmak size öldürecek kadar ciddi bir hatadır. Sözünden yola çıkarak 8 yılda yakaladığımız marka büyümesiyle bunu başardığımıza inanıyorum. Markamızın büyümesi ile birlikte yurt dışına açılım planlarımız da hızlanmış oldu. Almanya'da ilk şubemizi Saarbrücken'de açarak bir başarı sağladık. Daha sonra Duisburg'u açtık. Avrupa'da ilk franchise hedefimize böylece ulaşmış olduk. Aynı süreç zarfında master franchise sözleşmemizi de hayata geçirerek Avrupa'daki büyüme hedefimizi kısa bir zamanda hayata geçirdik. Yurt dışından gelen yoğun arz talep doğrultusunda Almanya'yı merkez alarak altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Avusturya açılımlarımızı 2019-2020 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Avrupa sürecini doğru yöneterek Orta Doğu ve Amerika'daki şubeleşme hedeflerimizi hızlandırmaya başladık. Birleşik Arap Emirlikleri ile Orta Doğu'daki serüvenimize başlıyoruz. Dünyanın tek Aytükü Lezzet Ödüllü İskender'i olarak 2018'in Aralık sonunda Abu Dhabi Dreyfus Mall'da yeni şubemizin açılışımızı yapacağız inşallah. Yönetici olarak şunu söyleyebilirim ki bulunduğumuz şu dönemde ticaret yapmanın ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın tam vaktidir. Yeni yatırımları, yeni iş kolları yaratarak yurt dışındaki pazar payımızı daha da yükseltmemiz gerektiğine inanıyorum ve destekliyorum. Sözlerimi çok beğendiğim Benjamin Franklin'in bir sözüyle noktalamak istiyorum. Ticaretin yıktığı bir tek millet yoktur. Ticaret her zaman kazandırır. Her zaman ticaret bizi millet olarak daha da güçlendirir. Hepinize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.